Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle güzel bir tığ işi yelek çalışması yaptık. Yeleğimizi ben gri e, ton kullanarak ördüm. Dilerseniz kız bebeklerimize de uygun renklerle uyarlayabilirsiniz yeleğimizi. Evet şimdi e, 0-1 yaş arası için ördüğümüz yeleğimizin ölçülerine bakalım. Yukarıdan başlıyorum. Bakınız omuz bölgesinden alt kısma kadar 34 santim. Evet. Kol altından genişliğimize bakalım. 26,5 cm kol altından genişliği. Yeleğimizi örmek için bir tane gri ipimi kullandım ve az miktarda sarı ipimi kullandım. Şöyle arkasına bakalım. Yeleğimizin bakınız çok hoş durmakta. Kabartılı bir model. 3 boyutlu diye adlandırdığımız hoş bir çalışma oldu. 2 sıra sarı geçmemize rağmen bakınız. 1, 2, 3, 4 sıra görüntüsü oluşmakta çok hoş bir çalışma e, kollarımızı lastik örerek tamamladık bütünlüğümüzü Yine yakamızı lastik ördük ve e, bağcık yaparak pompon kullandık ve düğme dikmedik yeleğimizde önde yine lastik görüntümüzü oluşturduk Evet yeleğimizin yapımına hemen geçelim kolay gelsin Yeleğimi örmek için Alize'nin Happy Baby'sinin grisini kullanıyorum. Ve iki buçuk numaralı tığımı işaretlerim için de ayracımı hazırladım. Hemen roba kısmını örmek için zincirimizi çekerek başlayalım. Bir tane düğümümü atıyorum. Ve zincirimi şöyle gevşettikten sonra ilmeğimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane zincirimizi çekelim ve ilk önümüzü bu şekilde kuralım. Kolumuz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 zincirde kolumuz için çektim ve 14. zincirimin içerisine işaretimi takıyorum. İleğimizin arkası için 20 tane zincirimizi çekmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 gevşek çekiyoruz. Çok sıkı çekmeyelim. Tekrar kolumuz için 14 zincirimize başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13 ve 14. 14. zincirime de işaretimi taktıktan sonra ikinci önümüz için 11 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bölümlerimiz için zincirlerimizi çekerek hazırladım. Çok büyük bir yelek değil, küçük yelek örüyorum. Hemen santim olarak ölçüsüne bakalım. birinci zincirimin olduğu yerden son zincirime kadar 28 buçuk santim şurada bakınız tam 29 değil Eğer şöyle asılırsak gelir ama kesinlikle asılmak istemiyorum olduğu gibi görelim 28 buçuk santim zincirimizin ölçüsü daha büyük yaş grupları için örmek isteyen arkadaşlarım ilk zincirimizi çekerken büyük başlamalılar 11 çektiğim yerde bir yaş grubu için 15 çekilse önlerimiz 15'er ön zincirlerimiz kollarımız ise 19 arkamız ise 28 olarak bir yaş ve bir buçuk yaş civarını ayarlayabilirsiniz zincirimizi çekerek başlayalım e, ona göre artışlarımızı aynı şekil üzerinde devam edebiliriz herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz İlk ve en önemli kısım zincirimizin ayarlanması Evet şimdi trabzanlarımızı örerek başlayalım 1 ve 2 tane zincir geri geliyorum 1 ve 2 bakınız iki tane de ilave ediyorum tığımın başını dolayarak ikinci çekilmiş olduğum zincirime geliyorum 1 2 3 defa da alıyorum bir sonrakine batıyorum 1 2 3 defa da aldım 1 2 3 defa da alıyorum sırası ile işaretime kadar bir defa doluyorum 3 defa da çekerek trabzanlarımı örüyorum. İşaretime kadar hiç farklı işlem yapmadan sadece zincir üzerine trabzanlarımı örerek ilk sıramı tamamlıyorum. Evet bu şekilde birinci sıramı tamamladım. Yani ilk önümüzü tamamladık. Şimdi en son trabzanımı ördükten sonra 1 ve 2 işaretimi çıkarıyorum. İşaretimi çıkardığım yerden itibaren trabzanlarımı yine aynı şekilde bir defa doluyorum. 3 defa da alıyorum. Bir defa doluyorum. Giriyorum. 1, 2, 3. 1 2 3 Diğer işaretime kadar trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Şimdiki ördüğümüz yer kolumuz. Son zincirimize kadar örerek geldim. Son trabzanımın üzerine iki tane zincirimi ilave ediyorum. Tekrar işaretimi çıkardıktan sonra hemen sıradaki ilk zincirin içerisine girerek Atıyorum 1, 2, 3 yanındakine 1, 2, 3 bu şekilde sıramızın sonuna kadar zincirlerimizin üzerine trabzanlarımızı örelim ve her bir trabzan grubu arasında 2 tane zincirimizi çekelim. Zincirimizin üzerine trabzanlarımızın tamamını yerleştirerek geldim. İlk önümüz kolumuz arkamız tekrar kolumuz ve son olarak ikinci önümüzü ördük ve ikinci sıraya başlayabiliriz. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını dolayarak hemen örmeye başlıyorum tepe noktasına gelerek batıyorum 1 2 3 3 defa da alıyorum sırası ile her trabzan üzerine bir defa batıyorum şöyle ipimi çekmek istiyorum bakınız 3 tane zincirimi çekmiştim ve birer birer trabzanlarımın üzerine battım 1 2, 3, 4 aşağıda bakınız. Her bir trabzanın üzerine bir trabzanımı ördüm. Zincirimize kadar bu şekilde örelim. Üç defa da alıyoruz Evet şöyle görelim. Bütün trabzanlarımızın üzerine batarak ördüm. Hemen üzerine ipimi alıyorum. Zincirimin içerisine girerek ilk artışımı yapıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum ve ikinci trabzanımı örüyorum. İki tane trabzanımızı önümüz için arttıktan sonra 1 ve 2. 2 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 1 2 3 3 defada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak artışımı yapıyorum. Ve kolumuz için hazırladığımız trabzanların üzerine batarak birer birer ilerliyorum. Kolumuzun bütün tırabzanlarını örerek geldim. Zincirimin hemen yanı başındayım. Zincirimin içerisine de iki tane trabzanımı hemen örüyorum. Birinciyi ördüm. İkinci için... Tekrar başını dolayarak ördüm. İki trabzanımızı ördükten sonra bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak aynı yuvaya giriyorum. Bir ve tekrar iki. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde örerek bu sıramızı tamamlayalım. Buradaki trabzanlarımızda artışlarımızı yaparak çevremizi büyütmekteyiz. Hem ilmek sayımız hem de ebat olarak büyümeyi oluşturuyoruz. Sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramızı örerek geldim. En son bakın şuradaki dönüş yaptığımız zincirimizi lütfen unutmayalım. Tığımın başını doluyorum. En son onun üzerine de batıyorum. Bir tane trabzanımı örerek tamamlıyorum. İkinci sıramızda ikişer artışlarımızı yaparak tamamladık. Şimdi sıramızın sonunda 3 tane zincirimi çekerek örgümü çeviriyorum ve 3. sıramıza başlıyoruz. Şöyle görelim. önlerimiz, kollarımız ve arkamız. Üçüncü sıramızda da aynı şekilde ikişer tane artışlarımızı yapalım. Dümdüz örelim. Zincirimizin içerisine geldiğimiz zaman iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yani şuradaki kurulumumuzu yapalım. Şimdi başlayalım birlikte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. İpiniz çok ince ise iki defa alabilirsiniz benim ipim bebeği ipi tığım iki buçuk yumuşacık oluyor zincirime kadar ilerliyorum zincirime kadar bütün trabzanlarımı ördüm şimdi zincirim değil tığımın başını doluyorum 1 2 3 birinci artışımı yapıyorum tekrar 1 2 3 ikinci artışımı yaptım 1 ve 2 zincir araya aynı yere tekrar 1 2 3 1 2 3 hem önümüzün hem kolumuzun artışlarını ve iki tane ara zincirimizi çektikten sonra yine trabzanlarımızı trabzan olarak örelim. Artış yerlerimizde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak üçüncü sıramızı ve dördüncü sıramızı tamamlayalım. 1, 2, 3, 4 sıramızı ördük. İkişer ikişer artışlarımızı yaparak robamızı büyütüyoruz. Şimdi ikinci rengimizde örmek istiyorum. Trabzanımızın en son kapatmasını yapmadım. Bakınız. iki defa çektim. Üçüncüyü diğer rengimle kapatıyorum. Şöyle sıkıştıralım. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. Çeviriyorum tığımın başını bir defa doluyorum ipimizi şöyle alta alıyorum ikinci trabzan üzerine batarak birer birer trabzanlarımı örüyorum bir defa doluyorum üç defa da çekiyorum artış yerimize kadar birer birer ilerleyelim artış yerimize kadar birer birer örerek geldim zincirimin bulunduğu yere bir ve iki tane artışımı yapıyorum tekrar iki zincirimizi çekelim yine iki tane trabzanımızı zincir içerisine örelim ve aynı şekilde diğer dört sıramızı ördüğümüz gibi bu sıramızı sarı rengimizle tamamlayalım bir uçtan başladığımız sarı rengimizi sıramızın sonuna kadar örerek geldim Bakın en son trabzanımın üzerine ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Geri dönüş yapmıyorum. Buradan ipimizi kesiyoruz. Geri dönerek gri rengimle yeniden örmeye başlıyorum. Aynı şekilde ikişer artış yaparak biraz daha devam edelim. Birlikte başlayalım. Zincirimin üzerine batıyorum. Bakınız ilk kenardaki zincirimin tepe noktasına batıyorum çektirmeden alıyorum şu kısmı bükmeyelim bakın arkada rahat dursun 1 2 3 zincirimi çektikten sonra birer birer trabzanlarımın üzerine batarak ilerliyorum ve artışlarımı yine ikişer ikişer ayarlıyorum birkaç sıra ördükten sonra yeniden görüşürüz Babamız için yeteri kadar sıramızı örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. sıramıza başladım kol artış yerimize kadar geldim İki tane artışımı yaptım şimdi birleştirme işlemimizi yapalım şöyle ördüm İki artışımı zincirimin içerisine yaptım 1 2 3 ve 4 4 tane zincir ilave ediyorum kolumu büküyorum diğer zincir yuvasına girerek iki tane trabzanımı örüyorum 4 tane zincirimizde geçişimizi yaptık kol altımıza rahatlık verdik şöyle görelim sıramızı bir uçtan örerek geldim tam kol altına geldiğimiz yere 4 tane zincirimizi çektik ve artış yerine yine 2 tane trabzanımızı ördük şimdi arkadan bütün trabzanlarımızı birer birer örelim 2 tane de yuvanın içine artış yapıp görüşelim arkamızı örerek geldim 2 tane artışımı zincir yuvasının içerisine ördüm 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum kolumu tekrar bükerek önüm için olan bölüme yine iki tane trabzanımı örüyorum 1 ve aynı yere batarak ikinci trabzanımı örüyorum sonrasında birer birer trabzanlarımızın üzerine batarak uç noktaya kadar devam edelim Son trabzanımıza varana kadar örerek geldim. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. İpimi buradan koparmıştım. Buradan başlarsam modelim ters duracaktı. Karşı taraftan başlıyorum. Bir sıra daha fazla örerseniz 9 sıra o zaman koparmanıza gerek olmayacak. Hemen ilk zincirin üzerine gelerek batıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa doluyorum hemen yanındaki trabzanıma batıyorum 1 2 3 3 defa da çekiyorum bir defa doluyorum sıradaki trabzanımı atlıyorum 1 2 3 başını doluyorum yandaki trabzanımı örüyorum bir tane atladım iki tane trabzan yan yana ördüm bakınız şuradaki trabzanımızı atladık 2 defa tığımın başını doluyorum atlamış olduğum trabzana yandan girerek 1 2 3, 4 defa örüyorum bakınız. Tekrar hemen yandaki iki tane örmediğim trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Iki. i̇ki trabzanımızı ördükten sonra bir tane trabzan atlıyorum. Sıradaki trabzanımı örüyorum. Hemen yanındakini örüyorum. İki trabzan yan yana örüyorum. İki defa tığımın başını doluyorum. Atlamış olduğum trabzanımı yandan girerek örüyorum. 1 2 3 4 4 defa da kapatıyorum. 2 tane trabzan 1 ve 2 tığımın başını bir defa doluyorum. 1 atlıyorum. İkinciye batıyorum. 1 hemen yanındakini örüyorum. 2 2 defa tığımı doluyorum. Hemen atlamış olduğum trabzanımı şuradaki trabzanımı bakınız şöyle görecek olursak yandan giriyorum 1 2 3 ve 4 yapmış olduğumuz işlemimize bakalım bakınız iki tane trabzan ördüm bir tane atladım iki trabzan ördükten sonra atladığım yere iki defa başını dolayarak dönüşümü yaptım hemen yanına iki trabzanımı ördüm bir atladım iki trabzan ördükten sonra atladığım yere tığımın başına iki defa doladım ve dört defa da yukarı çıktım bu şekilde örerek ilerliyorum şimdi bakınız çapraz örgümü ördükten sonra üzerinden hemen yanındaki trabzanımı örüyorum bir ve iki iki tane trabzanımı ördüm İki trabzanımızı tamamladıktan sonra başını bir defa doluyorum. Sıradaki trabzanımı atlıyorum. Bir sonraki trabzana geçişimi yapıyorum. 1 2 3. ise iki defa dolayarak atladığım trabzana yandan giriyorum. Önce 1 2 3 4 defa da kapatıyorum. Hemen iki trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 2 trabzan ördükten sonra bir atlıyorum, diğerine batıyorum. 1. Bir. bir atlıyorum, diğerine batıyorum. 1 2 3. Hemen yanındakini örüyorum. 1 2 3. 2 defa başını doluyorum. Atladığım trabzanıma yandan girişimi yapıyorum. 1 2 3 ve 4 defa da kapatıyorum. Şöyle görelim modelinizi sık sık kontrol edin. Bazen iki trabzan atlamayı unutabiliyoruz birbiri ardına geldiği için. Burası kurulum sıramız o yüzden takip ederek ilerleyelim ki ilerledikten sonra hatamızı görüp sökmek e, gücümüze gitmesin. Evet şimdi çaprazımı yaptıktan sonra iki tane trabzanımı zincir üzerine örüyorum. 1 ve 2 2 tane ördüm. İki trabzanımı ördükten sonra bir tane atlıyorum hemen Şuradaki uç kısma gelerek bir tane batıyorum bir zincir atladım ve bir battım trabzanımın üzerine geçişimi yaptım 2 trabzanım yan yana ördükten sonra iki defa doluyorum üstten şöyle giriyorum başlıyorum önce bir alıyorum sonra bakınız 2 2 2 aldım 2 kapatıyorum 4 defa da kapadım ve bu şekilde kol altımızı da ayarladık bakınız devam ediyorum hemen çaprazımı ördükten sonra iki tane trabzanımı örüyorum iki trabzanımı tamamladım tekrar başını doluyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum yine iki trabzanımı ördüm iki defa başını doluyorum yandan girerek önce bir alıyorum sonra bakınız ikinci iki defa alıyorum üçüncü iki defa alıyorum ve dördüncüyle kapatıyorum 2 iki trabzan 1 ve 2 1 atlıyorum 1 ve 2 bu defa doluyorum atladığım yere yandan girişimi yapıyorum önce bir alıyorum sonra ikisini Sonra ikisini, sonra ikisini birlikte kapatıyorum. Ve bu şekilde sıramın sonuna doğru ilerleyelim. Diğer kolumuzu da birlikte çalışalım. Kol altımıza kadar örerek geldim. Bakınız modelimizi şöyle görelim. İki tane trabzanımız ve üzerindeki çaprazlarımızı görmekteyiz. Şimdi en son bakınız zincirlerimizin hemen dibindeyim. Tığımın başını bir defa doluyorum. Sıradaki zincirimin içerisine girerek bir, 2 3 hemen yanındaki zincire batıyorum 1 2 3 tekrar başını doluyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum 1 2 3 2 defa başını doluyorum giriyorum önce bir alıyorum sonra ikişer ikişer dört defa da kapatıyorum tekrar ön kısma başlıyorum 1 ve 2 bir tane atlıyorum. Diğerine batıyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Tığımın başını dolayarak atladığımız yeri, bakınız şuradaki örmediğimiz trabzanımız belirli. Geliyorum. 1, 2, 3 ve 4. Her iki önümüzdeki model sayımızı eşit bir şekilde ayarlayarak uç kısma kadar ilerliyoruz. Şöyle görelim önlerimizin her ikisinde bakınız 1, 2, 3, 4, 5 tane modelimiz olacak ve 2 tane trabzanımız. Diğer önümüzü de aynı şekilde ayarlayalım ve görüşelim. Yeleğimizin uç noktasına kadar örerek geldim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beşer tane modelimizi ayarladık. Bir ya da 2 ilmek fazla ya da eksik gelirse onu arasında kaybedebilirsiniz. Eksik geldiyse aynı trabzana 2 defa batabilirsiniz. Fazla geldiyse şuradan tekrar geri dönerek buradaki işlemi azaltabilirsiniz. Evet hemen ikinci sıramıza başlayalım. Son trabzanımın üzerine bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum bir sıra sık iğne olarak örüyorum. Bakın uzattığım ilmeğim şöyle görelim. Diğerlerini birer birer batarak ilerleyelim. Sadece batıyorum, kapatıyorum. Batıyorum, ipimi alıp kapatıyorum. uca kadar gelelim. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. Birer sık iğne bütün trabzanlarımın üzerine battım. En son zincirin üzerine batıyorum. Son trabzanımıza ve tek seferde çekiyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün diğer yönünü çeviriyorum ve yeniden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bir önceki sıramızda yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz. Aşağıda bakınız ilk zincirden oluşan trabzanım yine zincir olarak ördüm. Tığımın başını doluyorum. Sık iğnemin içerisine girerek 1, 2, 3 defa da alıyorum. İki trabzanımızı ördükten sonra bir defa başını doluyorum. İlmeğimi uzattığım yerin altındaki trabzanımı yandan girerek örüyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar bir defa doluyorum. Uzatmış olduğum ilmeğe yine yandan giriyorum. 1, 2 3 3 defa da örüyorum. 2 defa başını doluyorum. Hemen yanındaki bakınız. Bir tanesini örmüştüm. Öndeki kalmıştı. Hemen o ilmeğimizi yandan alarak 1 2 3 ve 4 defa da örerek tamamlıyoruz. Ve şöyle hemen görelim bakınız. Devam edelim. 2 tane trabzanımı tepesine batarak sık iğnelerimin örüyorum. İki trabzanımızı ördükten sonra altta iki trabzan üstte bir tane çapraz var. Önce çaprazın hemen altındaki şu trabzanımızın yanından girerek örüyorum. Daha sonra uzattığımı iki defa dolayarak başlangıçtaki trabzanımı örüyorum. Bir doluyorum. İkinci trabzanıma yandan giriyorum. 1, 2, 3. Bir doluyorum kabartılı olarak örmüş olduğu trabzanımı örüyorum 1 2 3 2 defa doluyorum birinci sıradaki bulunan trabzanımı örüyorum Yine yandan giriyorum 1 2 3 ve 4 defa da tamamlıyorum şöyle görelim bakınız minik burgularımızı aradaki iki tane trabzanımı sık iğnelerimin üzerine batarak örüyorum 1 ve 2. Yine burgumu yapmak için bir defa tığımın başını doluyorum. İlk önce uzattığım ilmeğin altını birinci olarak örüyorum. İkinci uzattığım ilmeği üçüncü ve iki dolayarak ise buradaki ilk ilmeğimizi örüyorum. Hemen başlıyorum. Yandan giriyorum. 1 2 3. Bir defa doluyorum. Kabarttığım ilmeği 1 2 3. 2 defa doluyorum. Yanlarındaki ilk ilmeğimi 1 2 3 ve 4 defa da örüyorum. Şöyle görelim bakınız. 2 tane trabzanımı tepesine batarak örüyorum ara trabzanlarımı. 2. Tekrar bakınız bir defa başını doluyorum. Kabartının altındakini birinci örüyorum. Kabartıyı ikinci iki defa dolayarak Üçüncü olarak da buradaki trabzanımı örüyorum. Hemen bir defa dolamıştım. Trabzanımı yandan girerek alıyorum. Tekrar bir defa doladım. Kabartalı trabzanımı örüyorum. İki defa doluyorum ve ilk trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. Aradaki iki trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Tekrar bakınız. 1 2 3 kabartıyı alıyorum 1 2 3 2 defa doluyorum grubun ilk trabzanını örüyorum 1 2 3 ve 4 ara trabzanlarıyla devam ediyorum 1 2 3 yanına batıyorum 1 2 3 başını doluyorum giriyorum 1 2 3 kabartıyı alıyorum 1 2 3 grubun İlk trabzanını alıyorum ve iki defa doluyorum 1 2 3 ve 4 sıramızın sonuna kadar işlemimizi tekrar ederek ilerleyelim modelimizi ikinci kez kurduk şöyle yakından görmenizi istiyorum bakınız şu şekilde durmakta şimdi uç noktaya kadar geldim tekrar dönüşümüzü sık iğne ile yapıyoruz en son trabzanımın üzerine bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Diğer trabzanımın üzerine bütün trabzanlarımızın üzerine sık iğne yaparak ilerliyoruz. Sık iğne bakın sadece batıyoruz. İpimizi alıp tek seferde kapatıyoruz bakınız. Alıyorum, kapatıyorum. Şu noktaya kadar ilerleyelim. Son trabzanımın üzerine batıyorum, sık iğnemi örerek kapatıyorum. Sarı rengimle bir sıra örmek istiyorum. İstediğiniz sıklıkla e, renk değişimini yapabilirsiniz. 1, 2, 3. 3 sıramızı ördükten sonra ipimi koparmıyorum çünkü bir sıra örmek istiyorum. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne olarak e, geri ipimin bulunduğu noktaya dönüşümü yapacağım. Evet 3 tane zincirimi çektikten sonra, 1, 2, 3 trabzanımı örüyorum. İplerimizi daha sonra arkaya gizleriz. Hemen bir defa doluyorum. Bakınız üzerinden kabartılı örüp uzattığımız ilmeğimizin altındaki trabzanıma giriyorum. Birinci olarak onu örüyorum. İkinci uzattığımı örüyorum. İlk trabzanımı ise üçüncü olarak iki defa başını dolayarak örüyorum. Bakın aynı işlemimizi tekrara başladık. Bir kabartılı örüyorum. Iki. iki defa doluyorum ilk trabzanı örüyorum 1 2 3 ve 4 4 defa da ördüm şöyle görelim şöyle devam edeceğiz ve ilmeği takıp devam ediyorum sıradaki trabzanımı 1 2 3 bir sonrakine 1 2 3 sıradakine bakınız 1inci, ikinci, üçüncü iki defa dolayarak ördüğüm ilmek. Birinci ilmeğime giriyorum 1 2 3 bir defa doluyorum kabartılı olan ilmeğimi örüyorum. 2 defa doluyorum ilk ilmeğimiziize gelerek 1 2 3 4 Ttığımımı başında doluyorum trabzanlarım örüyorum 1 2 3, batıyorum 1 2 3 bir defa doluyorum alıyorum 1 2 3 bir defa doluyorum 1 2 3 2 defa doluyorum 1 2 3 ve 4 tekrar 1 2 3 1 2 3 bir defa doluyorum kabartının altındaki kabartım İki defa sarıyorum diğer trabzanımı bir önce bir alıyorum sonrasında ikişer ikişer örüyorum ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Üzerine de bir sıra sık iğnemiz örelim istediğimiz e, renk değişimi sıralamasını uygulayarak yeleğimiz yeterli ölçüye gelene kadar örmeye devam edelim. Yeleğimizi istediğimiz ölçüye ulaşana kadar örmeye devam ettik. Bakınız renkli kısmımızı ördükten sonra aşağıya doğru devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sıra griğimizi ördükten sonra tekrar sarı rengimizi, bir sıra daha griğimizi, tekrar sarımızı ördük. Ve iki sırada griyi örerek tamamladım ve yeleğimin boyu istediğim ölçü Ulaştı. Şimdi yeleğimizin e, kenar ve alt lastik kısmını örmeye başlayalım. Bakınız şu şekilde çok güzel bir görüntü oluştu. Şöyle görelim. Şimdi kenardan başlayalım. Aşağıya doğru ilerleyelim. Yan kısımdan sonrasında alt kısmına e, doğru ilerleyerek e, son işlemlerimizi yapalım. Bir zincir çekerek düğümümü atıyorum ve şöyle yeleğimi bırakıyorum. Bakınız şu kısımdan başlıyoruz. Şöyle koyduğumuz zaman düz yönden ilk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. ipimi alta gizliyorum. Hemen trabzan içerisine bir tane daha trabzanım örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Diğer trabzanımın içerisine girerek bir ve aynı trabzana ikinci trabzanım örüyorum ipimi de arkadan götürmekteyim devam ettiriyorum bir ve bir tane daha her trabzanımıza ikişer tane bakın nasıl yan trabzanlarımıza yeni trabzan örüyorum kenar lastiği şeklinde öreceğiz Şöyle görelim. 2 Diğer trabzanıma geçişimi yapıyorum. 1 2 Arada bir tane sık iğne olduğu için Bakınız şurada. Sık iğnemin olduğu yere de bir tane örelim. Bunu sürekli yapmayalım. O zaman yığılma olabilir. Aralıklarla batalım yığılma yapmayalım. Yani şöyle uygun aralıkları kendimiz göz kararı ayarlayalım. Aşağıya doğru ilerleyelim. Yeleğimizin yan kısmını ördük. Şimdi alt sıramıza geldik. Bakınız en son kısma bir tane trabzanımı ördüm. Sonrasında bu sıramızda hemen bakınız ilk başlangıç yerine bir tane daha trabzanımı örüyorum. Ve üçüncü bir trabzanı tekrar batırıyorum. Aynı yere üç tane trabzanımı ördükten sonra alttaki gördüğümüz Birebir bütün trabzanlarımın üzerine batarak sarı rengimle yeni trabzanlarım örüyorum. Bakınız birebir batıyorum. Her trabzanımın üzerine batarak ilerliyorum. Diğer köşeye kadar aynı şekilde ilerleyelim. Diğer köşede de tam dönüşümüze 3 tane trabzanımızı örelim. Son trabzanımıza gelene kadar örerek tamamladım. Bakınız aşağı kısmı. Şimdi Dönüşteki trabzanımın bulunduğu noktaya bir trabzan daha örüyorum ve üçüncü trabzanımı da ekliyorum. Üç trabzanımı aynı noktaya ördükten sonra yeleğimizin yanı için örmeye başlıyoruz. İkişer tane trabzan aralarımıza bir tane sık iğnemizin olduğu yeri örerek yukarıya doğru ilerleyelim. Eğer yığılma olacaksa sık iğnelerimizin olduğu yeri arada bir atlayabiliriz. Şu şekilde örerek yukarıya doğru devam edelim. Yakamızın bulunduğu noktaya geldim. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Evet diğer yanımızı da ördüm. Tam yakamızın bulunduğu yerdeyiz. Hemen 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. Bir lastik örgümüze başlıyorum. Diğer trabzanı ardından girdim ve ördüm. Sıradakini yandan, diğerini ardından, yandan, ardından, bir yandan, bir ardından girerek yeleğimizin yan lastiklerini örelim. İliğimizin uç kısmına geldik. Bakınız 3 tane dönüşümüzü yaptığımız yerdeyiz. E yine burada da aynı işlemimizi devam ediyoruz. Bakınız şu şekilde girmiştim. Ardından devam ediyorum yandan. Yine aynı işlemimizi tekrar ederek alt sıramızdaki lastiklerimizi örerek tamamlıyoruz. Şöyle görelim. Evet. Hem altı hem de diğer yanı aynı şekilde örerek tamamlayalım. Yeleğimizin lastik kısmını tamamladık. Bakınız yanları ve etek uçlarını. Şimdi yakamızı birlikte yapalım. Bir zincir çekerek tığıma bir tane düğüm attım. Ve hemen şuradan başlıyorum. Bakınız. Birinci trabzanı örmüştüm. Yanındaki trabzanı yandan girişimi yapıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 Yandan girdim. Şuradaki ipimi de arkaya koyuyorum. Tığımı başım doluyorum. Bunu yandan girdiğim için bir sonraki trabzanımı ardından alarak örüyorum. Diğer trabzanımı yandan hemen griğimizin üzerine lastik uyguluyoruz. Bir sırada tamamlamak istiyorum. Yükseltmek istemiyorum boyunu. Arkadan yandan arkadan hiç atlamadan lastiğimizi örerek ilerleyelim bakınız şu şekilde oluşacak ve diğer uçta en son trabzana gelince bırakalım şu ördüğümüzü değil şuradaki trabzanımızı da tamamlayalım en son trabzanıma kadar örerek geldim bakın son trabzanımızı yandan girerek örüyorum sizinki nasıl denk geldiyse bu şekilde tamamlayabilirsiniz bir zincirimi çektikten sonra İpimi buradan kesiyorum yakamızı tamamladıktan sonra ipimizi içeriye gizleyelim ve bir tane kolumuz daha önce ben örmüştüm Diğer diğer kolumuzda birlikte başlayalım tıpkı şu alt kısımda yapmış olduğumuz gibi birebir trabzanlarımızı alalım daha sonrasında üzerinden yine bir yandan bir ardından girerek örelim bakınız hemen şöyle başlamayalım birer birer başlayalım bakınız şu şekilde almıyoruz trabzanımızın üzerine batıyoruz çünkü griğimizi değiştirmiyoruz yandaki trabzanımıza bir tane batalım iki tane batmayalım potluk olmasın şuradaki görmüş olduğumuz gözümüze bir tane batalım artış yapmış olduğumuz yeri daha sonra bütün trabzanlarımızın üzerine birer birer trabzanımızı örelim ikinci sırada ise yandan ve arkadan şekliyle lastiğimizi oluşturalım bakınız şu şekilde ördüm. Yani buradaki griyi bozmadı. Sarımızı birebir ördük. Daha sonra üzerindeki e, trabzan sıramızda bir yandan bir ardından alarak lastiğimizi oluşturduk. Diğer kolumuzu da aynı şekilde yaparak tamamlayalım. İliğimizin kollarını da tamamladıktan sonra kullanılmaya hazır hale geldi. Şimdi iki tane pompon hazırladım ve bu pomponlarımızı bağlamak için isterseniz burgudan bağcık yapabiliriz, kordon yapabiliriz, isterseniz zincirden hangisi kolayınıza gelirse çok çeşitli şekillerde kordonumuzu ayarlayabilirsiniz. En kolayı zincir çekmek şekliyle de yapabilirsiniz. Bakınız ipimi iki kat yaptım ve rahat bir şekilde zincirimi çekiyorum. Daha kalın tığlarla da zincirimizi örebilirsiniz. Bakınız iri iri alıyorum. Kıvırarak burgu da yapabiliriz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa bu şekilde çalışalım ve ucuna hazırlamış olduğumuz pomponlarımızı dikelim. Şimdi zincirimi tamamlayıp Evet zincirimizi örerek kordonumuzu hazırladık. Şimdi bir uçtan geçmeye başlayalım. Hemen şuradaki aradan geçiyorum. Bakınız. Bir, iki, iki tane şöyle görelim. İlk başlangıçtan geçirdim. İki trabzanımı ayırıyorum. 3. trabzanımı altından geçiriyorum. Tekrar iki tane üstte bakınız. iki altta, iki üstte olacak şekilde geçirelim. Herhangi bir çengelli iğne ile ya da atığı ucuyla da geçirebilirsiniz. Şu şekilde bakınız. Hemen şuradaki kenar lastiğimizin yanından girdim iki altta iki üstte olacak şekilde diğer noktaya kadar ilerleyelim pomponumuzun bir tanesine taktım diğerini birlikte takalım Bakınız hazırlamıştım normal basit küçük bir pompon çalışması yaptım hemen şu fazla olan ipimizi içinden tığ yardımıyla geçirelim Şuradaki bölümümüzden Buraya düğümümüzü sıkıştırıp atalım. Fazla kalan ipimizi keselim ve yeleğimiz kullanılmaya hazır hale gelsin. Evet poponumuzu da bağladıktan sonra iğneğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Ve bu şekilde bir çalışmamızı tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişizdir. Evet yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.